Merhaba canlar, ruh dostları, Mukaddes Pekinbaş Dil ben. Hoş geldiniz, güzel akşamlarınız olsun. Spontane bir yayın, hemen hızlıca karar verilen sevgili Güçlü Metin hocamızla sevgili canlar. Güçlü Metin'le gelecek 3 günü konuşacağız. Çok önemli bir süreç, Sirius kapılarının açıldığı dönem diye anlatmıştık daha önce. Şimdi hocam, hayırlı akşamlar hocam, efendim. Hayırlı akşamlar. Olsun. Değerli dostlarımıza selamlar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ben nasıl, iyi görünüyor muyum? Burası harika, tabii. Harika Tamam. Görünüyorsunuz. Tamam efendim. Allah razı Harika. olsun. Tam böyle ortalamışsınız. Sizden de Allah Allah razı razı olsun. olsun. Can Allah razı hocam. olsun efendim. Can hocam. Evet, saniyede hemen dakikada geldiniz. Teşekkürler Allah razı sevgilenler. olsun. Teşekkür Rica ederim. Ben ederim. de şehir dışındayım. Efendim, dolayısıyla ama Mukaddes Hanım'la mutlaka bir yayın yapmalıydım çünkü hem değerli izleyicilerimizin hem de Mukaddes Hanım'ın değerli izleyicilerin, gönül dostlarının bu Güneş Sirius kavuşumu ile ilgili bence bilmeleri gereken çok önemli bilgiler var. Dolayısıyla da bunu çok iyi tespit etmek, çok iyi değerlendirmek O zaman gerekiyor. önümüzdeki 3-4 gün olduğu için İki gün, YouTube'a 6'sı ve 7'si çok, 6'sında kavuşum var ama bugünlerde yaklaşan açıyla Güneş Sirius kavuşumu başladı. Şimdi ben şöyle anlatacağım. Öncelikle değerli dostlar, Şimdi Necim'ci, ben öncelikle bu Güneş nedir, Sirius nedir? Sirius kapıları açıldı diyoruz. İşte Necim suresinden 49. ayeti sürekli paylaşıyor değerli dostlar. Şimdi burada öncelikle şu çok önemli. Şira yıldızının Rabbi de Allah'tı. Bakın, ayet çok net bir bilgi veriyor. Burada Sirius gezegeni, Sirius sabit yıldızının ne olduğunu bilmeden, değerlendirmeden ve okumadan hakikati tanımlamamız ve anlamamız çok da imkanlı değil. Şimdi bizler hayatın içerisinde büyük bir yolculuğun, büyük bir farkındalığın, maddi manevi dengeleri oluşturmanın ve oluşturduğumuz bu dengeler üzerinden hayrı, güzellikleri, Muhammedi şuuru ve Muhammedi hakikatleri kendi özümüzde, kendi hakikatimizde, kendi benliğimizde birlememiz gereken çok önemli süreçlerin içerisindeyiz. Çünkü insan kendi hakikatini tanımak, insan kendini seyretmek, insan kendi özüne selam etmek için dışarıdaki bütün olayları, durumları, bütün yaşananları deneyimler ve fakat insan bu deneyimlerini, insan bu hakikatlerini, insan bu gerçeklerini hayatının içerisinde deneyimlerken ölüm realitesini, gün geldiğinde hakikatinde ölüm durumuyla karşılaşacağını daimi olarak unuttuğu için sürekli olarak etrafındaki onu hakikatin sonucundan uzaklaştıracak bir takım olaylar, durumlar ve konular üzerinden kendini değerlendirme ve kendini birlik bilincinden, La ilahe illallah hakikatinden ve Muhammedi şuurdan uzak tutabiliyor. Şimdi Muhammedi şuurdan insanın insteki anın kendini uzak tutması ve kendi özünden uzaklaşması, bu girizgahı bir sebepten dolayı yapıyorum. Çünkü öz demek astrolojideki güneştir. Bütün değerli izleyicilerimize bunu söylüyorum. Benim öğrencilerim de var burada. Yazıyorlar değerli dostlar. Şimdi bakınız. İnsan kendi özünde kendini görebilir mi? İnsan kendini göremez. Amma ve lakin kendi dışarıdaki seyrettiği olaylar, durumlar ve kişiler üzerinden kendi Esma-ül Hüsna'sını, kendi hakikatini ve kendi öz merkezini seyreder ve insan kendi özünü seyreden, kendi merkezine odaklanan, kendi hakikatiyle kendinden kendine hicret eden muazzam bir Muhammedi şuurdur. Muazzam bir Muhammedi hakikattir ve bir halife bilincine sahiptir. Öncelikle bunu değerli izleyicilerimizin çok iyi içselleştirmesini rica ediyorum.
Ve insan daimi yürüyen Kur'an olduğu gibi söyledikleriyle, düşündükleriyle ve eylemleriyle daimi dua hakikatini hayatında tecrübe eden bir anlamdır. Bir Halifetullah ve Muhammedi şuur hakikatidir. Şimdi Güneş Sirius'la kavuştu. Peki hocam Sirius nedir? Bu Sirius'tur, bir Sirius'tur sürekli işte Temmuz ayında her yıl Sirius Güneş'le kavuşacak. Arkadaşlar şimdi ben çok ters köşe bir şey söyleyeceğim herkese. Her yıl Temmuz'da mı? Her yıl Temmuz ayında Güneş o dereceye geldiğinde değerli Mukaddes Hanım, Güneş Sirius'la kavuşur. Şimdi tamam. Bir kere her yıl gerçekleşen böylesi bir doğal astronomik bir duruma çok büyük anlamlar yükleyerek, Çok ters köşe bir şey söylüyorum size. Çok büyük anlamlar yükleyerek. Bakın Necm suresinde herkesin gözden kaçırdığı bir şey var. Paylaşılıyor, ben de paylaşıyorum. Ama ben bunun altında her sene aynı şeyle paylaşıyorum. Diyorum ki, Şira yıldızının Rabbi de Allah. Şira yıldızından istemeyeceğiz bunu. Sirius yıldızı Allah'ın yaratmış olduğu bir yıldız, bir sabit yıldız, önemli bir sabit yıldız. Ama her sabit yıldızın, her kraliyet yıldızının olduğu gibi siz buna ne kadar hazırlıklısınız? Sen şimdi bütün gıybetini yap, dedikodunu yap, her türlü olumsuz, negatif düşünceni ortaya koy. Hiçbir Allah'ın emrini hakikatinde, özünde ben demiyorum ki 7-24 ibadet, asla böyle bir şey demiyorum. Ama bu önerilmiş ve yapılması gerekiyor. Ve fakat hayatın ve hakikatin içerisinde öncelikli olarak Sirius'tan değil Rabbimizden isteyeceğiz. Bu çok önemli ve gözden kaçırılan bir şey. Ben bu yayını özellikle yapmak istedim. Güneş Sirius'la kavuşursa ne olur? Bakın Güneş Rab bilinci dedik. Peki Sirius nedir? Sirius çok parlak bir yıldız. Sirius gezegeni çok parlak, çok anlamlı, Muhammedi şuurla alakalı. Tasavvufi astrolojide Muhammedi şuurla doğrudan ilişkili bir gezegen ve fakat bir sabit yıldız. Fakat burada Muhammedi şuur dediğimize göre Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nasıl yaşıyordu? Birincisi iyi ve vicdanlı bir insandı. Bu çok önemli. İnsan iyi ve vicdanlı insan olabilmek. Şimdi ben dışarıda her türlü olumsuzluğu yaparken, ben dışarıda her türlü olumsuz düşünceyi zihnimde düşünürken, trafikte arabasını arabamın önüne kırdığında, araç sahibine, onu hakikatten yok sayarak ve belki de beni bir gideceğim yere geciktirmesi sebebiyle bir kazadan koruyan, Allah'ın bütünsel hakikatindeki bir mekanizmaya, sen benim aracımın nasıl önünü arabanı kırarsın dediğimde, kusura bakmayın, öyle Güneş Sirius'ta planlanmış gibi Allah Celle Celali daimi zikirdedir. İnsan daimi zikirdedir. Daimi duadadır. Yani sizin Güneş Sirius'unuz bugün de, yarın da, Temmuz'dan sonra da daimi devam edecek. Mucizeler, değerli Mukaddes Hanım, ben bir şey daha söylemek istiyorum. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den kimler mucize istedi? Ve mucize istemesine rağmen kimler ona inanmadı? Müşrik ve kafirler. Arkadaşlar, mucize sizsiniz. Sizin şu an ettiğiniz duadır mucize. Niye Güneş Sirius'u ısrarla bekliyoruz? Neden Güneş Sirius? Evet, bunları astrolojide değerlendiririz. Fakat Sirius gezegeni Muhammedi şuursa, sen her daim o Sirius gezegeniyle ruhunu, aklını, kalbini, ruhsal bilincini birleştirip
Dualarını şu anda da edersin. Güneş Sirius'un kavuştuğu zaman diliminde de edersin. Daha büyük bir enerji şey gibi düşünün. Wi-Fi'nin yüksek zamanı. Hani böyle en baskın olduğu zaman. Ama biliyorsunuz ki Wi-Fi'nin enerjisi ne kadar yüksekse frekanslarınızı da o kadar etkiler. Yani buradan bir konuya bağlayacağım. Hacca gidenler, hac hizmetini yerine getirenlerin hepsi sizce hakikat yoluna mı gidiyor? Yani buraya döndüğünde biz bilmiyoruz ki ne olduğunu. Şimdi bakınız, insan doğduğu an itibariyle değerli izleyiciler, cennet ehli mi, cehennem ehli mi olduğu net şekilde belirlenmiş. Burada hepimiz buna iman ediyoruz ve fakat insan hacca gidip orada büyük bir enerjiyle arındıktan sonra asıl özüne dönüyor. Şimdi özünüz neyse hakikatinizde o enerjiyi yaymaya başlarsınız. Şimdi değil, bu çok büyük bir enerji. Güneş Sirius'la o gün kavuştu. O Sirius'la kavuştuğu zamanda siz öz hakikatinizde neyseniz ya da hepimiz için, Mukaddes Hanım için de, kendi içimde de bunu dileyim ve değerli binlerce izleyen bizi insan içinde neysek onu yaşayacağız. Yani siz gül ekip, yani efendim sümbül ekip gül mü biçeceğinizi zannediyorsunuz? Öyle şey olur mu? Ben o gün Allah'la anlaştım. Gökyüzünde de Güneş Sirius'la o gün kavuştu. Benim bütün dualarım kabul. Ya Allah'la böyle bir anlaşma olabilir mi? Bugün dua ettiğinde de Rabbin seninle. Yarın dua ettiğinde de Rabbin seninle. Sabah namaza kalktığında da Rabbin seninle. Sirius her an sizin için kavuşuyor. Bak, bir astrolog olarak çok ters köşe şeyler söylüyorum. Çünkü Necm suresi demiyor ki Şira yıldızına tap. Şira yıldızının Rabbi de Allah diyor. Sure bunu söylüyor. Çünkü o dönemdeki insanlar da Şira yıldızına tapmışlar. Yanılgıya düşmüşler. Bu dönemler Muhammedi şuuru daha doğru bir şekilde kullanmak, hakikati değerlendirmek ve hakikati değerlendirdiğimiz gerçeklikler üzerinden kendi özümüzü temizlemek, arındırmak, iyileştirmek, rüyadan uyanan insan. İnsan uykudayken mi rüya görür, uyanıkken mi rüya görür? Uyanıkken rüya görüyorsun, hakikatin uykuda olduğun gerçekliği. İnsan daimi olarak büyük bir aşkın peşinde. Neye aşk? Aa, hoca sapıttı, bak şimdi aşk meşk diyor. Ne diyor bu hoca? Allah'a aşk. Ben Mukaddes Hanım'ı burada gördüğümde, benim daimi moderatörümdür, özelimde ablam gibi çok sevdiğim kıymetli baş tacımdır, o bambaşka bir şey. Fakat benim bu sıfatların hepsinde gördüğüm hakikat, Rabbin, onun arkasındaki vekil esması, sizin bütün izleyicilerin, karşınızda ben veyahut burada misafir ve konuk olan bütün değerli dostlarda, Mukaddes Hanım'da gördüğünüz her şey Allah'ın vekil esmasının bir yansıması. Örneğin buraya çok sevmediğiniz veyahut takdir etmediğiniz bir insan da katılabilir. Eleştirmeyin, ayrıştırdıkça bölünürüz. Bakın bu çok önemlidir. Şira yıldızı, bu Güneş Sirius var ya, parlak bir yıldız olduğu için insanı şeffaf bir şekilde bilincinin görünmesine işaret ediyor. Biz yargıladığımız, eleştirdiğimiz, ayrıştırdığımız, bütününe aykırı gördüğümüz bütün hakikat gerçekliklerinde Allah'ın birliğinden uzaklaşıyoruz. Güneş Sirius kavuşumu daimidir değerli dostlar. Zaten bugün yok ki dün olsun. Yarın yok ki bugün olsun. Her şey anda anda. Sen bugün dua ettiğin anda senin Sirius'un kavuştu. Niye o anı bekliyorsun ısrarla? Ne gerek var buna? Bak, bunu bir astrolog olarak söylüyorum. Bir de şu cümleyi ne olur rica ediyorum bütün izleyicilerden her yıl
Geçen sene gene sizinle bunu yapmıştık ama bunun altını çizeceğim. Kaderin değiştiği gün. Ya bu nasıl bir deliliktir? Kader değişmez arkadaşlar. Bunun altını çiziyorum. Kaderin değiştiği gün diye bir cümle kuramayız. Çünkü kader değişmez. Sizin cüzi iradenizle yaşanılan olaylara verdiğiniz tepki sonucu cennet boyutuna ne kadar geçtiğiniz, hakikat mekanizmasını ne kadar değerlendirdiğiniz, özden öze selamı kendi merkez hakikatinizde ne kadar hissettiğiniz ve kendinizi ne kadar okuyabildiğinizle alakalı. Çünkü insan okunasıdır. İnsan değerlendirilesidir. İnsan kendi özünde, kendi merkezinde, kendi hakikatinde Sirius'tur. Siz içinizde bütün melekleri, şeytanları, gezegenleri, koskoca bir evreni taşıyorsunuz. Siz mucizesiniz ya. Dışarıda mucize niye arıyorsunuz? Deli misiniz ya? Niye dışarıda mucize arıyorsunuz? Baksanıza ne kadar güzel. Bir, bugün pazartesi mi salı mı benim de kafam gitti. Pazartesi, bakın pazartesi akşamı Allah'ın izniyle 3000 kişinin üzerine çıktık. Bu büyük bir rekordur ve hiçbir şekilde hiçbir haber al size Sirius. Siz şimdi böyle bir ilim sohbetinde Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Böyle bir ilim sohbetinde kendi uykunuzdan, kendi zamanınızdan, kendinizden ödün veriyorsunuz. Bizleri dinliyorsunuz. Bu sohbete iştirak ediyorsunuz. Allah aşkına siz zaten kendi Sirius'unuzu, siz zaten kendi hakikatinizi, siz zaten kendi özünüzü seyretmediğinizi mi zannediyorsunuz? Bu bir zamandır, bu bir ilimle uğraşmak, tefekkür etmek, 1000 sene ibadet etmek gibi bir sevap mekanizması kazandırır. Ne olur özünüzle barışın, dışarıda size sunulan kurabiyeleri boş verin. Sizin içinizde bir sürü kurabiyeler, bir sürü güzellikler, bir sürü mutlak hakikatler var. Kendiniz siz bir yürüyen duasınız, yürüyen Kur'ansınız. Güneş Sirius kavuşumu da o anda, o zaman diliminde, önümüzdeki 3 günlük zaman dilimi boyunca kendi hakikatinize dönmenizi, şuurunuzdaki parlaklığı ortaya çıkartmak ve kendinizle ilgili yenilenmek istediğiniz. Ha şimdi Mukaddes Hanım tabii şunu da duymak istiyor insanlar. Önümüzdeki süreç ne olacak? Şimdi astroloğum ya ben, hani önümüzdeki süreç, ben ne bileyim önümüzdeki süreç ne olacak? Kimse de bilmiyor, biliyor musunuz? İşin garip tarafı. Astroloji ve bütün ilimler değerli dostlar öngörmektir. Biz o öngörünün, yani şöyle düşünün, meteoroloji hava raporu gibi. Gökyüzünde yağmur yağacak diyor, yağmur çiseliyor. Şimdi bütün değerli dostlardan, ki bu benim bu dönem artık Mukaddes Hanım'ı mutlaka çok kıymetli olduğu için ama son artık yayının birkaç ay böyle bir ara vereceğim dedim ama Mukaddes Hanım'la artık bu dönem Sirius'ta olduğu için çok önemliydi. Dolayısıyla bunu da son bir konuşmak için böyle bir kendime izin geliyor mu şu an? Bekliyorum. Hah, geldin mi? Geliyormuş şu an. Gidip. Ha geliyor.
Şu an geliyor mu? Hah, şu an geldiniz galiba. Şu an oldu mu? Hocam geldi. Geldiniz şu an. Geldi hocam, efendim. Evet, şu anda geldi. Tamam. Bizi gene bir dondurdular galiba. Bismillahirrahmanirrahim. Evet hocam. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddalîn. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Tabii biraz hakikati konuştuğumuz zaman böyle donmalar olacak. İyi ki konuşturuyorlar. Biz şükredelim konuşturduklarına. O kadar çok insan çıkıyor ve ekleniyor ki benim sayfama. Ben artık şaşkınlık içindeyim. Böyle alıştık. 3200 kişiydi. 2000... Evet, 6 gene çıkıyoruz. Gene olsun. Hayır, olsun. Bayağı dondu. Ekran karardı. Hocam evet, ekran işte karardı. Ekran karartıyorlar. Allah gönlümüzü karartmasın inşallah. Hakikatle, enerjilerle. Oradan bekliyoruz dualarını, evet. Bekliyoruz değerli dostlarımızın. Şimdi ben tekrardan konuma devam edeyim. Tamam. Dolayısıyla lütfen hakikatimize, lütfen kendi özümüze, lütfen kendi benliğimize, öz hakikatimize tekrardan dönmek suretiyle dualarda buluşalım. Şimdi şeyi söylüyordum, tabii bunu anlatırken donmamız da çok manidar oldu. Şimdi arkadaşlar, gaybı Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Biz sadece belli bir öngörüden bahsedebiliriz. Yani hani bu şu zamanda bu olacak, şöyle olacak, böyle olacak. Bunlar elbette belli öngörüler. Siz bana bir astroloji gezegenini oku derseniz ben bunu size teknik olarak okurum. Fakat ecek acak eki kullanamam çünkü ben bilemem yağmur yağacak der meteoroloji ama yağmur çiseleyebilir. Kar yağacak diyor, sulu kar yağıyor. Şimdi ben bilemem. Dolayısıyla da bizim anlamamız ve değerlendirmemiz gereken en önemli konu şu kaygı korkuları bırakmak. Yani yok işte ekonomi çok kötüye gidiyor. İnsanlar böyle. İnsanlar ve hayatın dünden bugüne her zaman sıkıntılar var. Her zaman problemler var. Her zaman sorunlar var. Önemli olan insanın kendi özünde, kendi hakikatinde ve kendi manasında bireysel hayatındaki açılımları seyretmesi ve kendine yönelik kendimiz için iyi bir şeyler yapalım. Birilerini mutlu edelim. Birilerinin yüzünü güldürelim. Aman vah vah ah ah işte ekonomik kriz olacak, işte savaş geliyor. Ya bunların hepsi de olabilir, hiçbiri olmayabilir. Bakın, burada önemli olan şu. Dünyada birileri acı çekiyor. Dünyanın bir yerinde şu an birilerinin canı yanıyor. Mutlaka ve bu her zaman vardı. Bunlar için bunların farkında mıyız? Baştaki sohbetime nasıl başladım? Ölümü unutmak. Ölümü unutmak derken tabii patolojik bir şekilde sürekli olarak ölümü hatırlayın demiyorum ama ölümü hatırlayan, sonlu bir hayatı olduğunu ve sonsuz bir hayata bu beden kâbesini bırakıp ilerleyeceğini hatırlayan insan bu yolculuğunun içerisinde kendi anlamını keşfetmeye başlar ki bu Güneş-Sirius kavuşumundan çok da aslında bir şey söyleyeyim mi? Tam anlamıyla çok ilginç bir şey. Bu anlattığım şey Güneş-Sirius kavuşumunun ta kendisi. Siz bilincinizde Sirius, Muhammedi şuur, Muhammedi boyut kapıları. Güneş öz varlık, Rab bilinciyle bunu kavuşturduğunuzda aynen cümle şu. Uyuyan insanlara gezegenler etki eder. Uyanmış kamil insanlara, insanlar gezegenlere etki eder. Dokunur.
Yani kendi gerçeklik algınızı değiştirmek suretiyle ki kaderimi değiştiririm gibi bir şey zinhar mümkün değil. Böyle bir şey, kader değişikliği diye bir şey yok. E hocam, o zaman şu soru gelecek bana, ben biliyorum. O zaman ben dua ediyorum. Hani dua kaderi değiştirirdi? Dua etmek de kaderinde varsa, onun değişmesi nasibinde varsa, Rabbim sana dua etmeyi kader sisteminin içerisinde zaten duaya yönlendiriyor. Peki şu soru gelebilir. Mukaddes Hanım diyebilir, kendi biliyordur da hani sormak için diyebilir bunu. E hocam, ben dua ediyorum. Ben mi dua ediyorum? Ben mi oruç tutuyorum? Ben mi hakikati seyrediyorum? Hayır. Bak, ben kelimesini kullanıyor. Ben yokum, hiçim, yok. Dua etmeyi de Allah Celle Celali benim üstümden tasavvur ediyor. Yani Rabbim dua teşbihte hata olmaz. Dua ediyor ve ben dua ediyorum. Rabbim hamd ediyor ve ben onun ağzı oluyorum, hamd ediyorum. Rabbim zikrediyor ve benim gönlüm zikrediyor. İnsan daimi zikir ve duada zaten. Dolayısıyla Güneş Sirius kavuşumu mu istiyorsunuz? Alın size Güneş Sirius kavuşumu. Dua eden, kendi hakikatine yönelen, kendi merkezine yönelen, kendiyle hemhal olan ve kendi yolculuğunun içerisinde kendi anlamını uyanmış insan ol. Ha, uyanmış insan da şöyle arkadaşlar. Şimdi siz uyanmış insan diye böyle bir mükemmel insan falan düşünüyorsunuz. Yok. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bizler gibi yaşadı, ticaret yaptı, evlendi. O da çocukları, Allah çok büyük bir acama evlat kaybetti, üzüldü, ağladı. İnsandı. O da bir insan. Bak, bu çok önemli. Biz hele hele biz ermiş değiliz, evliya değiliz. Biz halife bilincine ulaşmaya çalışan kullarız. O zaman hadi gelin Güneş Sirius kavuşumunu, hakikatimizi seyretmek, kendi dua mekanizmamızda birden bütüne amin diyerek, kendi içimizde, kendi özümüzde, kendi yolculuğumuzda seyrederek, kendimizden kendimize yolculuk etmek suretiyle, kendi öz varlığımızdaki Necm suresinin ayet ayet hay edelim, yani yaşatalım. Hepiniz tek tek, bizi izleyen binlerce kişi, o kadar özelsiniz ki, mucizeyi dışarıda aramayacak kadar, Rabbine dönüp ondan isteyecek kadar ve şükür ve hamd ve tövbe inancı içerisinde, insan daimi tövbede olması gerekendir. İnsan daimi insanı oku. Bakın, insanı oku. Oku nasıl insan? Şu an hakikati okuduğumuz, kendi merkezimize odaklandığımız ve bir çocuğun, bir şey diyeceğim ya, bir çocuğun gözüyle dünyaya bakmak ne güzel. Bizi izleyenlerin arasında torunları olan vardır, çocukları olan vardır, yoksa yeğeni olan vardır, arkadaşının çocuğu olan vardır. Bir çocuğu mutlu etmek, bak bayram geliyor. Siz şimdi Güneş Sirius'ta duanızın kabul olması için şimdi bekliyorsunuz ki aman toplu dualar yapalım. İşte efendim o an gelsin, işte 3'ü 5 gece dua edeyim ben, duam kabul oldu Allah. Yok öyle bir dünya. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Sen bir çocuğun gözüyle hayata bakabiliyor musun? Sen mesela, ben yayına gelmeden önce şimdi Mukaddes Hanım'a ama yetiştim Allah'ın izniyle. Vallahi elimde dondurmam budur budur, onu yiyordum. Al işte oğlumla birlikte, o benim dondurmamdan bir kaşık alıyor. Ben onun dondurmasına birazcık böyle sulanıyorum, alıyorum, yiyorum. Ne oldu? Bu güçlü metin olmamı eksiltti mi? Hayır. Hayır. Bak, beni gene herkes izliyor. Gene saygımla, sevgimle. Çünkü insanım.
kendimi hatalarımla, yanlışlarımla, eksikliklerimle kabul ediyorum. Sizler de insansınız. Biz peygamber değiliz, biz evliya değiliz. Peygamberlerdeki ismet esması yok ki bizde. Biz kusurluyuz ama kusurlarımızla güzeliz. İnsan kusurlarıyla güzeldir. Ne kadar kusurlusun ve bunun farkındasın. Ya ben bir yerde bir şey yapıyorum da işte yapıyorum, elimde değil. Tamam, ama onun üstüne gitmek, kötü bir alışkanlığı bırakmak, bir çocuğu mutlu etmek. Bakın bayram geliyor. Birlikte bir şey yapalım mı Mukaddes Hanım? Herkes, bu yayını izleyen herkes. Fidanı diktir, dikin, onu yapın, buna. Bunların hepsi tamam. Bu sefer de bilmiyorum herkes yapabilir mi? Ama Mukaddes Hanım'a yollasın herkes. Bir çocuğu giydirip onun gülümsemesine vesile olun. Size Güneş Sirius'ta önereceğim en güzel dua bu olacak. Bir çocuğun eğitimine bir yıllık ya da gücünüz ne kadarına yetiyorsa, bir babanın ya da bir annenin evladını okula gönder... Ben bir şey anlatacağım. Geçen aracımı kullanırken işte su satan bir çocuk, böyle anlıyorsunuz, hani böyle biri çalıştırmıyor onu. O kendi bir şey yapıyor. Oğlum dedim, sen neden satıyorsun bunu? Neden böyle? Biri mi çalıştırıyor? Abi dedi, ben bilgisayar alacağım dedi. Onun için çalışıyorum. Annem, baban, onların gücü yok dedi. Babam inşaatta çalışıyor. Annem evlere, temizliğe gidiyor. Ben de onlara katkı sağlıyorum. Şimdi böyle bir çocuğu siz gördünüz. Onu mutlu ettiniz. Hani mesela bayramda tatile gideceksiniz. Çıkarttınız o tak dediniz, o paranızı ona verdiniz. Şerefim üstüne söylüyorum. İman ediyorum. Eğer ki dualarınızı Allah Celle Celali kabul etmezse, ben hiçbir şey bilmiyorum. Çünkü infak çok önemli. Paylaşmak çok... Sizin Güneş Sirius'unuz orada kavuştu zaten. Daha Güneş'e Sirius'u beklemeye gerek yok ki. Daha Güneş Sirius'un neyini bekliyorsun sen? Güneş Sirius kavuşumunun astrolojideki bu etkilerin anlamlarını yaşamak önemli. Sembollerin, yanlış mı söylüyorum Mukaddes Hanım? Anlamlarını yaşayacağız. Anlamlarını anlattı. Muhammedi şuurun anlamını. Ya da sokakta bir haycan var. Siz gittiniz bir yerden bir haycan almak istiyorsunuz. Sokaktaki bir haycanı tedavi ettirip, engelli olabilir o haycan bir aya, belki gözünüze kötü görünebilir, çirkin görünebilir. Bir gözü yoktur, bir şeyi yoktur. Onu aldınız eve, beslediniz, bakıyorsunuz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Sizin güneşiniz Sirius'unuzla kavuştu, kavuştu da. Anlamı bu. Yani bana gelip de yok güneş Sirius'la kavuştu, yok benim boyutum değişti, üçüncü gözüme de... Bırak bu işleri. Nereye dokunuyorsun? Hangi üçüncü göze? Nereye dokunacaksın sen? Dokunma öyle yerlere şimdi. İşin yok senin. Senin dokunman gereken en önemli şey kendi yüreğindeki o çocuğa dokunmak. O insanı yakalamak. İnsanı. İnsan. Bu çok kıymetli. Bak bu çok önemli. İnsanı, o özündeki... Güçlü metin farkı hocam. Yani çok olsun. Yazmışlar şimdi. Dakika, saat verip korkutanlar. İşte sürekli, yani sosyal medyada bir hani korkutma durumu, evet, var. İşte bu korkutmayla, öğleden akşam üzeri de konuştuk. Ama yani korkutmayla aslında herkesin frekansının düşürülmesi ya da... Ya yok böyle bir şey, yapmayalım. Temmuz da geldi. Dua gibidir değil mi düşündüklerimiz? Tabii ki. Yahu Temmuz da geldi, Ağustos da geldi. Bakın, olumsuz şeyler olabilir. Bunu ben de söylüyorum. Bakın net söylüyorum. Fakat bunun içeriğini ben bilemem. Yani bunu hiç kimsenin bilmesi mümkün değil. Belki de hiçbir şey olmayacak. Bunu bilemeyiz. Zaten astrolojinin anlamı da bu değil. İnsanlar o kadar maddeye tutup, ne diyorlar? Ekonomiyle ilgili sıkıntı olabilir. Bunu bilmek için astrolog olmaya gerek yok ki.
Ya biraz ekonomi bilen, zaten hani birazcık etrafı okuyan, gören adam bunu bilir. Şu tarihte deprem oldu. Ben de size derim ki o kadar çok deprem araştırma enstitüsüne girin. Bütün hepsi raporlarla var. Herkese söyleyeyim. Biraz astroloji biliyorsanız. Ayın yanına Uranüs geldiğinde herkes tutturuyor. Deprem olacak. Deprem olacak ya. Arkadaşlar bakın. Ben öğrenci yetiştiriyorum. Astroloji eğitimi veriyorum. Benim öğrencilerime de hep anlattığım şey. Bunlar çok başka bir taraf. Ben başka bir şey istiyorum. Diyorum ki paraysa tutunduğunuz bununla ilgili bir sınav diyorum. Bakın insanların en çok değer verdiği şey neyse sınav bu. Ama biz bunları geçelim. Güneş Sirius dedik ya, daha güzel şeylerde insan olmaktan bahsedelim. İnsan olmak. Size biri bir şey anlatıyorsa şöyle bir bakın, benim hocam hep öyle derdi, bir sıfatına bak önce. Bir bak ya. Kaşı gözü ayrı oynuyor, garip grup hareketler yapıyor, cinni frekans, garip garip, deli deli hareketler. Garip insanlar, bak güldü Mukaddes Hanım, şimdi anladı. Hani deli deli hareketler yani, hani aklı bari, yani aklı başında gerçekten insanlar. Yani bakınız, yani böyle nerede ne yaptığı belli değil, garip, bak bu çok net söyleyeyim. Cinni Sizi frekans, çok estağfurullah. seviyorlar biliyor musunuz? Cinni frekansı. Doğal, doğal. O güzel yüreğiniz, o Allah güzel razı kalp olsun. o kadar başka ki. Cinni frekans dediniz hocam. Sözünüzü Ha, kestim. cinni frekans. Bakın, garip garip gülen böyle bir şey anlatırken. Çok net söyleyeyim, etrafınızda da bakın. Böyle bir söyleyip böyle eli ayrı oynar, kolu ayrı oynar, bir garip hareketler. Bunlar cinni frekans arkadaşlar. Bildiğini zannedersiniz, şaşkınlık içinde kalırsınız. Bu insanların enerjilerine ne olur tevessül etmeyin. Artık ben Mukaddes Hanım'la gündüz onu konuştuk. Yani o kadar çok konuşan insan var ki dedim. Yani o gürültünün içinde olmak istemiyorum artık. Önüne gelen bir şey anlatıyor. Yani bir de birinin bir şeyi anlatırken değerli dostlar bakın. Sembolleri anlatıyor olması lazım. Havadan neyi neye bağlayarak anlatıyorsun? Bu böyle oldu. Herkes tutturmuş. Biri bir deli kuyuya taş atıyor. Herkes bakın bütün herkes aynı şeyi konuşuyor. Ya ben 2 yıl önce bir şey konuşmuşum. Ay konuşmaz olaydım. Onu herkes konuştu. Yani döne döne artık yani. Hani arkadaşlar geçmiş geçmişte kaldı. Yenilenelim. Biliyor musunuz ben astroloji noktasında bile bunu güncellemeyi düşünüyorum. Artık bunu da güncellemek lazım. Yani yeni insanlara, yeni isimlere inşallah öğrencilerimi öyle yetiştiriyorum. Yani onlar benim, ben geriye durduğumda onlar bu hizmeti en güzel şekilde verecekler. Ya bu o kadar önemli ki. İnsana Keşke herkesin hizmet. öğrenciniz olsa, bunu duyuralım artık. Yeni astrologlar gerçekten biraz daha artık rahmani. Yani bizim Rahman. atalarımız da astroloji kullanıyordu. Ya Yani böyle değil ama, ya böyle değil İbn Arabi Mukaddes de Hanım. kullanıyordu ama yani evet hocam. Böyle değil ya. Astroloji kaldı Yani elinde. böyle değil ya. Hani ben gerçekten bakın insanlara saygım sonsuz. Gerçekten saygım sonsuz. Beni de hiç ilgilendirmez. Herkesin ekmek parası. Beni hiç enterese etmiyor kimin ne yaptı. Herkese kapım açık, masam açık. Oturmak isteyen, konuşmak isteyen. Herkesle hepsinin de yani birçok tanıdığınız insanın da boğazında ekmeğim vardır. Onu net söyleyeyim size. Fakat bu artık yani hakikatten bahsetmek gerekiyor. Ne olur şu korku frekansını bırakın. Ben de önemli zaman diye ama hep şunu eklerim. Şu duaları edin, kendinizi koruyun, kendinize iyi bakın, dikkat edin. Tabii ki gökyüzüne dikkat edeceğiz. Ama bunu tek bir realite yüzü, Güneş Sirius'la kavuştu, dualarınız. Ya delirdin mi ya? Kaderini de. Kader nasıl değişir? Kader konusundan bahsedeyim değerli dostlara. Bu da kayıtta kalsın. Mutlak kader, muallak kader. Mutlak kader arkadaşlar sizin hangi anne babadan doğacağınız.
güneşin doğması, bütün sünnetullah yasaları, yani bilimsel bütün şey, gecenin olması, sizin cinsiyetiniz, hayatınızda neler, ne seçimler yapacağınız, ne kadar ekmek yiyeceğiniz, ne kadar su içeceğiniz, bu sizin mutlak kaderiniz. Muallak ne biliyor musunuz? Bunları helal dairede mi yapacaksınız, haram dairede mi yapacaksınız? Zaten sınav da buradan çıkıyor. Yani sen bir sıvı tüketeceksen portakal suyu mu içeceksin? Su mu içeceksin? Alkol mü tüketeceksin? Allah buna seni zorlamıyor. Ama sendeki iradi eğilim ve nefsini iblisin gıdıklaması sebebiyle bir sınava tabi tutuluyorsun. İşte o sınav senin halife olma bilincinden, iradeni kullanamama bilincin, kullanma bilincinden uzaklaştırıyor. Bu kadar basit. Ve kaderin değişmesi gibi bir şey mümkün değil. Kaderin yeniden yazılması gibi bir şey mümkün değil. Kader yeniden yazılmaz değerli dostlar. Böyle bir şey, yani bu mümkün değil. Bunu net söyleyeyim size. Böyle bir şey yok. Kader yeniden, ve biz Zilhicce ayındayız. Mübarek aydayız. Güzel bir aydayız. Bu enerjileri dualarla, hakikatlerle, kendi özümüze yönelerek, kendi anlamımızı sorgulayarak ve rica ediyorum. Astrolojiyi ne olur böyle bu tarihte bu olacak, böyle olacak, böyle bir şey yok. Elbette ben de öngörüm, öngörü nedir biliyor musunuz? Öngörü falcılık değildir. Akıllı akleden insanların anlatımıdır. Akleden insan öngörü yapar. Akleden insan, bilen insan, İlim sahibi insan bütün sosyal ve sosyolojik bütün ilim ve bilim dallarını bilen ve bunun üzerinden astronomiyle birleştirmek suretiyle yorum yapan kişidir. Bu kadar nettir bu bilgi. Bu böyle olacak, başına taş yağacak, yok yani bir meteor gelmediği kaldı, onu da diyenler var. Artık iyice delirdik. Yani ne olur şu karanlıktan beslenmeyi bırakalım. Kendi hakikatimizde, kendi güneşimizde Sirius'umuzu daimi olarak birleştirelim. Ben de ne kadar çok konuşuyorum, değil mi Mukaddes Hanım, bu saatte? Öğleden sonra ne güzel şeyler söylediniz bana. Dedim hocam bu nedir? Telefonla konuştuğumuzda çok ilginç bir yerden geliyordum. Çünkü biraz dedim zorlayan bir frekans var galiba bu süreçte. O kadar güzel anlattınız ki yani Allah razı olsun. bu bir de hep söyledikleri bir şey var. Hiçbir şey gizli kalmayacak, hiçbir şey sırlı kalmayacak, hiçbir şey. Bu yazı bu çok moda oldu. Her şey ortaya çıkacak. Hey, çıksın. Zaten her şey, bakın zaten her şey ortaya çıkıyor arkadaşlar. Ama yine uyumayı seçen uyumayı seçiyor. Uyanmayı seçen uyanmayı seçiyor. Yine diyorum, hocamın lafını bir kez daha tekrarlayacağım. Önce bir sıfatına bak diyor. Bir sıfata böyle bakacağım. Bu nedir? Bu nasıl biri? Nasıl yaşıyor? Nasıl davranıyor? Bir canlı yayınlarda bir bakın. Hani gerçekten herkesi de böyle alkışlamayalım. Yani biraz saygı duyalım. Saygı net. Saygı duyacağız insanlara. Ama bir bakalım. Hani gerçekten hakikati anlatan insanlara bir bakalım. Bir değerlendirelim. Saygı Bu duyacağız, yargılamayacağız, asla. eleştirmeyeceğiz. Herkesi Çünkü kabul edeceğiz ama yani bir de şey var hocam. Bana bugün de yazmışlar. İşte filanca kişiye gideceğim ve 9 bin lira para istedi, 6 bin lira para istedi. Yani hocam yani bunlar da çok büyük vebal. Ben buradan tekrar söylüyorum gerçekten. Yani bunları biz yayına getirdik diye insanları siz 9 bin lira verip 6 bin lira, 5 bin lira, 4 bin lira bunu yapmayın. Ben bu vebali kabul etmiyorum. Ben de parantez içinde bunu söyleyeyim. Yani demin ne güzel söylediniz. Herkesi seviyoruz. Herkesi alıp kabul ediyoruz. Eleştirmeden değil mi canım hocam? kesinlikle. Yani herkesi Ben kabul ediyoruz. bütün ekmek parasını kazanan herkese saygım sonsuz. Ama Ama kalbimizi burada kazandık. Evet. aklederek, biraz da aklederek, buna göre değerlendirmelerimizi yaparak ve her kezi de, her sakallıyı da dede, akdede bize işte hayır, öyle görmeyeceğiz. Aklımızla, mantığımızla, yani özetle işin meali. Güneşle Sirius her daim kavuşur.
sizin bilincinizde her daim dua ettiğinizde o güneşiniz öz varlık bilincinizdir tasavvufta. Sirius da Muhammedi şuurdur. Yani siz salavat çektiğinizde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gibi bir yetimi öksüzün başını okşadığınızda, bir fidan diktiğinizde, bakın ben şu an mesela tatildeyim. Buralarda geçen sene büyük bir yangın oldu Marmaris'te. Efendim buralara gelin fidan dikin, toprakları besleyin, ne bileyim bir haycanı sahiplenin ama bayram geliyor. Bence en güzeli bir yetimi öksüzü mutlu edip giydirmek, okuyamayan bir kızı okutmak, bir erkeği okutmak, kız erkek diye elbette ayırmayayım bunu. Bence bu çok sevap, çok önemli. Bir haycanın tedavisini yaptırın. Bir hastanenin önüne gittiniz mi gece hiç, bir eczanesine? Orada bekleyin. Orada ilaç alamayan insanlar oluyor ama bunu arabada böyle bekleyeceksiniz. Nasıl bizi bu saatte izliyorsunuz? Allah razı olsun hepinizden. Tek tek selam ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Arabada bekleyin, durun. Orada ilacını alamayan, bebeğinin işte mamasını alamayan, bezini alamayan birini bulacaksınız o eczanede. Hemen ona hissettirmeden onun ödemesini yapın. Bakın bakalım sizin Sirius'unuz güneşinizle nasıl kavuşuyor. En güzeli bu. İnşallah bunu yapan insanlar da Mukaddes Hanım'a yollasınlar. Biz de paylaşalım. Teşvik edici olsun. Yardımcı olalım insanlara. Tabii ki dairemde etiketlesinler bizi. Biz de paylaşalım. Paylaşalım. Ne kadar güzel olur. Ne güzel bu, oldu. En işte güzel işte, dua bu. Allah razı olsun. Yedi çakra. Bak güneş. Mesela güneş ve Sirius kavuşumu dedik. Muhammedi şuur. Efendim. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz niye bunu özellikle söylüyorum? Yetim ve öksüzlere karşı çok hassastı. Dolayısıyla ben bu güneş ve Sirius'umuzu yetim ve öksüzleri mutlu etmek üzerinden kavuşturmayı bu sefer öneriyorum. Fidanları çok önemserdi biliyorsunuz. Bununla ilgili çok veciz, çok önemli hadisleri var. Efendim, yine yedi çakranız veyahut dediğim gibi ne kadarını, biz yedi diyoruz da siz 700 tane dikin fidan. Bir ağaç yapın bütün aileniz için, aileniz adına. Köklensin. Doğayı, evreni sevdikçe işte sizin güneşiniz Sirius'la kavuştu. En güzel güneş Sirius kavuşumu budur. Ha, zamanı geldiğinde ben sayfama koyacağım. Orada da toplu duanızı yapın, şeyinizi yapın. Ama ben bunu dakikasıyla bekledim. Bu dakika bunu, duamı ettim. Hadi akşam partiye gidiyoruz. Ya böyle bir şey olmaz yani. Bunu akıl mantık kabul etmez. Duamızı da yapacağız. Ama fiili duamızı güneş ve Sirius'umuzla inşallah kavuşturacağız. Ben bir dua ile inşallah sırlamak istiyorum bu akşam. Değerli izleyicilerimizin daha fazla şey yapmayalım, vaktini almayalım. Sevgili bayağı canlarım geçin. Duadan önce yukarıda sol köşede Mukaddes Pekin Başdil'in yanındaki ok işaretinin hocamı takibi alırsınız. İlk defa görenler varsa, ilk defa izleyenler varsa çok yayın yaparız. En sevdiğimiz Allah razı hocam. Olsun. Güçlü hocamızın Allah razı olsun. Kalbimizdeki yeri çok başkadır. Güçlü hocam Allah razı olsun. Onun için de biz başkayız. Lütfen takip edin sevgili canlar. Allah razı Çünkü olsun. Günlük her gün olarak ne olduğunu yazar. Altına dualarını, esmalarını yazar sevgili canlar. Güçlü hocamızı herkesten ayıran bir rahmani yanı vardır. Evet. Çünkü astroloji pahalı değildir. Astroloji bir bilimdir ama güçlü hocamın yaptığı şekliyle. Allah razı olsun. Takip etmenizi rica edeceğim hepinizden. Şimdi inşallah bir dua ile kapatalım. Güzel bir dua ile sırlayalım inşallah. Allah razı olsun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sıratal müstakim, sıratal lezine en amt, gayril mağdubi aleyhdalin.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu semet. Lem yelid ve lem yulet ve lem yekun lehu kuffen ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu semet. Lem yelid ve lem yulet ve lem yekun lehu kuffen ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu semet. Lem yelid ve lem yulet ve lem yekun lehu kuffen ehad. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed. Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin. Allah'ım, özden öze selamımızı, hakikatimize yönelmemizi ve sana kulluk etmemizi kolaylaştıracak tüm kapıların İnşirah suresi, Tin suresi ve Kevser sureleriyle birlikte cennet boyutunun kapılarının açılmasına vesile olacak şekilde hakikati, güzellikleri, hayrı ve hayır olacak işlerin Muhammedi şuurda özden öze selam etmek suretiyle bollukla, bereketle, güzellikle bize vesile olmasını sen nasip ve makbul eyle Allah'ım. Allah'ım, önümüze engel koyanları, bize taş koyanları, karanlığa itenleri cennet boyutu bilinciyle değerlendirebilmeyi, bunların da bize bir şeyler öğrettiğini anlamayı, anladığımızı değerlendirmeyi, değerlendirdiğimizi fark etmeyi, fark ettiğimizi güneşin Sirius'la kavuşması misali, öz varlık bilinci sen ve Muhammedi şuurun güzelliğinin aşkıyla sonsuz içre sonsuz evrenlerdeki kozmosu, evrenleri, hakikati, mutlak şuuru, mutlak şuurun beden Kâbesinden bilinç şuuruna açılımını okumayı, insanı okumayı, hayatı okumayı, hay edebilmeyi, zikredebilmeyi, evrenin sonsuz şuuru ve bilincinde kendimizi seyretmeyi, Muhammedi hakikati, yürüyen Kur'an olduğumuz gerçeğini ve özden öze selamımızı mutlak gerçeklik şuuruyla yeniden biçimlendirmemizi ve yeniden biçimlendirdiğimiz bütün güzellikleri Allah'ın sonsuz renkteki esmalarıyla rengarenk boyamayı ve rengarenk boyadığımız bu esmalarda bir kelebek olmayı, kelebeğin hakikati gibi sonlu ve sonsuz bütün şuur bilinçlerinde hakikatimizi sonsuz bir güzellikte değerlendirebilmeyi, değerlendirdiğimiz mutlak şuur ve güzellik bilinçleri içerisinde hakikatimizdeki ihlası, hakikatimizdeki sırat-ı müstakim olmayı, hakikatimizdeki mutlak şuur, ins, an olabilmeyi, andaki güzellikleri okuyabilmeyi ve okuduğumuz bütün güzelliklerdeki şuurları Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle B sırrını anlayacak şekilde hayırdan hayır olacak güzelliklerle ve şuurla değerlendirebilmeyi sen nasip ve makbul eyle Allah'ım. Allah'ım, hem ülkemize, hem bütün dünyaya, hem tüm insanlığa hayır, güzellikler, şuur ve mutlak hakikati anlayıp okuyabilmeyi sen nasip ve makbul eyle Allah'ım. Senden sana sığınırız. Rabbim, razıyım senden, sen de razı ol benden. Rabbim, razıyım senden, sen de razı ol benden. Rabbim, razıyım senden, sen de razı ol benden. Allah'ım, hayırlar yaz başımıza, iyiler çıkar karşımıza. Allah'ım, hayırlar yaz başımıza, iyiler çıkar karşımıza. Allah'ım, hayırlar yaz başımıza, iyiler çıkar karşımıza. Gülün kendisi gibi, sümbülün kokusu gibi, Yasemin'in sonsuzluğu anlatan güzellikleri gibi bir çiçek olmayı, bir çocuğun gözünden hayatı okumayı, insan olabilmeyi, iyi ve vicdanlı insan olmakla birleştirebilmeyi sen nasip ve makbul eyle Allah'ım. Allah'ım, senden sana sığınırım. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Amin.
birden bütüne amin. Can hocam, Allah razı olsun. Sizden gerçekten de Allah razı olsun. Yine koştunuz, geldiniz. Estağfurullah. Keyifle, keyifle. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar izleyin canlarım. Allah razı olsun. Yarın Allah razı olsun. Koyacağız bunu. Yarın sabah saatlerinde YouTube'a Allah'ın koyacağız. İzniyle. Dostlarınıza Allah'ın da gönderin sevgili canlarım. Allah razı olsun. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Başta misafirperverliğiniz için her zamanki gibi Mukaddes Hanım size. Mukaddes Pekin Başdil farkıyla, güler yüzüyle, anlayışıyla, bilinciyle tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize, gönül dostlarına, gönülden gönüle selam olsun, hakikat olsun, selamınız öz olsun, özden şuura mutlak hepiniz. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum efendim. Kabul buyurun inşallah. Hepinize hayırlı ve güzel bir ömür diliyorum. Bir gün değil, ömür diliyorum inşallah. Çok teşekkür ediyorum bütün izleyenlere. Amin Can hocam. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim efendim. Hemen şimdi istiyorum. Allah razı olsun. Teaser'ını gönderiyorum canım hocam. Allah razı olsun sizden. Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin. Helal hoş olsun. Hayırlı akşamlar. Saygılar, görüşmek hayırlı de. Geceler. Çok sağ olun efendim. Sağ olun. Sağ olun efendim. Buyurun.